Dünya dönüyor, herkes görüyor, devirdi işte Faruk soruyor. Dünya dönüyor, herkes görüyor, devirdi işte Faruk soruyor. Gol golü bırak hadi sohbeti kaç, eğlence başlıyor, ritmi aç, dinley kızlar. Girdik, kayıttayız. Kadınları ne mutlu eder abi? Kadınları ne mutlu eder? İşin şarjı bitti değil mi abi? Evet, çok değerli arkadaşlar, gerçekten böyle çocukluğumu yaşadığım yerlerde Taksim İstiklal Caddesi'nden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Uzun zamandır Taksim İstiklal Caddesi'ne gelmiyordum. Evet, ve ilk defa, yani uzun zamandır ilk defa güzel bir soru için burada bulunuyorum sevgili seyirciler. Taksim İstiklal Caddesi gerçekten yanıyor. Şöyle bir etraf alalım. Kalabalık. Kalabalık gerçekten mükemmel bir kalabalığı barındırıyor sevgili seyirciler. Çoluğunu çocuğunu alan, sevgilisini, eşini, dostunu alan bugün adeta Taksim'e akın etmiş. Ve biz de bu akından dolayı çok mutluyuz. Gerçekten mükemmel kareleri sizlere yansıtıyoruz. Bakın şurada mutlu mesut bir çiftimiz. Gel konuşalım istersen. Evet, gerçekten çok mutluydu. Ve biz de burada çok mesutuz. Sorumuzu sizlere açıklıyorum. Taksim İstiklal Caddesi farkıyla sorumuzu soruyorum sevgili seyirciler. Sorumuz, bir kadını ne mutlu eder? Bakalım kadına ne mutlu ediyormuş? Türkçe biliyor musun? Turkish? No, Russian. Russian. Sevgili seyirciler, şu güzelliği görüyor musunuz? Gerçekten Russian. Yani başka bir açıklaması yok. Kural yok, sorular devri. Deli dolu bakma, kulak ver bana. Faruk soruyor, FKM ya da sana bana, onu ya da akıyor yola. Eğlence baş... Your name is? Yana. 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 Durulsak dağılışır yürek. Yana, yana bir yol. Neydi bizim sorumuz? Why you why happy? I have a family, I have children, I happy. Married? Yes. How old are you? 28. 28. Perfect. Thank you. Faruk soruyor. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Thank you. Bye bye. Evet, ya sevgili seyirciler, gerçekten aklımızı başımızdan aldı, uzak yerlere götürdü. Gerçekten nasıl gitmesin ki? Çok güzel bir arkadaşımızdı. Allah sahibine bağışlamış zaten. Güzel çocuklarıyla hayatı yad ediyor adeta. Aa, bir dakika. Çünkü sorular sormuyorsun kızlar. Yo, kadını ne mutlu eder? Kadını ne mutlu eder? Alışveriş. Alışveriş. Aynen. Alışverişte miyiz? Alışverişteyiz. Ben sana en son ne sormuştum? Yok be, hayır. Vallahi onu ben sormadım. Sevgili seyirciler, beni bayağı karıştırmış bu kız. Bayağı karıştırmış beni. Hiç öyle bir soru sormadım yani. Kuru iftira. Allah kuru iftiradan saklasın sevgili seyirciler. Başka hiçbir şey diyemiyorum yani. Beni nereden tanıyorsun? Yok şey, sorular soruyorsun, röportaj yapıyorsun. Ben de yeni canım sıkılmıştı. YouTube'da biraz bakıyordum. Öyle oradan görmüştüm. Nasıl, beğendin mi videolarımı? Komikti. En uzun röportajları sen yapıyorsun. Eyvallah, çok şahanesin. İsim neydi? Şule. Şöyle, o zaman bugün seni ilgilendiren bir sorum var. Ben çok gıcık tanıyorum. Ya çok sempatik bir iş yapıyoruz, hiç utanma Şule. Rahatız, güvendeyiz, doğru mu? Mükemmeliz. Şule, o zaman sana sorumu soruyorum. Buyurun. Bir kadını ne mutlu eder? Yani çok basit şeylerle mutlu olabilir kadınlar. Ne bileyim, bir çikolata da mutlu edebilir, bir güzel söz de mutlu edebilir. Gerçekten ama öyle. Yani. Evet. Ben hele hep mutluyumdur şarkı falan söylerim. Çikolatanın zaten her cin mutlu eden tarafını biliyoruz. Zaten mutluluk hormonlarını salgılatan madde olduğu için çikolata zaten mutlu ediyor. Ama lakin özellikle kadını ne mutlu ediyor? Yani huzurlu olmak, dediğim gibi. Küçük, nasıl huzurlu olursun? Nasıl huzurlu olursun? Ne bileyim yani, seni seven bir ailen olur falan. Hani böyle çok mutlu olursun yani hayatta. Öyle. Evet. Peki sürprizler dedin. Sevgilin var mı? Cevap vermesem bunu. Abi var sevgili seyirciler. Sevgili yok, abi var dedi. Buyurun bak, abimiz burada. Ne sevgilisi dedi. Çarpıyor bir başka. Ne sevgili seyirciler, şurada arkadaşlar var. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Nasılsın? İyi. Çok
basit bir sorumuz vardı. Bugün de sana sormak istiyorum. Buyurun. Öncelikle ismini alabilir miyim? Mahsa. Bir durabilir miyiz efendim? Mahsa. Mahso. Nerelisin? İranlıyım. İran. Evet, evet. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Mahso, sana sorumu soruyorum. Sorun. Bir kadını ne mutlu eder? Çok iyi şeyler daha iyi, bilmiyorum da. Bir dakika Mesut, zaten iyi şeyler mutlu edecek, ondan şüphemiz yok. Kötü şey hiçbir insanı mutlu etmez ama. Alışveriş. Shopping, alışveriş. Peki tek alışveriş mi? Bir erkekten bir beklentin falan yok mu senin Mesut? Evet, var. Asıl meseleye gelelim. İyi, konuşmuyorum, ondan değil, söylemiyorum. Konuşmasan da ben seni anlıyorum, merak etme. Benim kocam da orada. Koca mı seni çok mutlu ediyor? Evet, çok. Kocayı çekelim. Evet sevgili seyirciler, biricik eşi de burada. Merhaba. Teşekkür, merhaba. Dedim ki bilmiyor. Hiç bilmiyor mu? Bilmiyor. Okey, süpersin. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bir el salla veda edelim. Çok sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi İranlı vatandaşlarımız da burada. Kendisine onu ne mutlu edeceğini sordum. Kendisi de beni sağ sol mutlu etmez. Alışveriş biraz idare eder ama kocam efsane gider dedi. Tabiri caizse kendisini kutluyoruz. Gerçekten pırlanta gibi kızlarımız var. İsim neydi? Absolutely. Suri. Your daughter is correct. No, I'm Egyptian. I'm Egyptian. Egyptian. Aktris? Yeah. You. Perfect aura. Thank you so much. Very beautiful. Thank you. We are make YouTube video. Okay. Good luck. Thanks. Your name is? Noha. Yeah. Noha, thank you very much. Goodbye. Nice to meet you. Bye. Good evet. luck. Good. Evet, Noha sevgili seyirciler, kendisi Mısır'da aktör, aktrismiş, oyuncu bir arkadaşımız. Türkiye'de Taksim İstiklal Caddesi'ne denk geldi kendisine. Bizi çok mutlu etti. İyi şanslar diledi. Bakalım şansımız yaver. Gidecek mi? Şurada hanımefendiler var. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Rica ederim. İsim neydi? Söylemek zorunda mıyım? X diyeyim sana. Konu ne? Türk mü? Nerelisin? İranlıyım. İran. Sevgili seyirciler, ilk defa böyle güzel ve sarışın bir İranlı'ya denk geliyorum. Konu ne? Bir kadını ne mutlu eder? Bir kadını her şey mutlu ediyor. Alışveriş. Centilmen bir erkek. Başka. Centilmen bir erkek. Nasıl? Bir erkek sana nasıl centilmenlik yapabilir? Kadının ruhunu anlasın, kadrını bilsin, kıymetini bilsin, değer versin. Bu kadar. Var mı hayatında centilmen bir erkek? Maalesef şimdilik yok. Evet sevgili seyirciler, Konini gerçekten müthiş enerjisiyle bizi büyüledi. Şöyle bir çekelim Konini abi. Evet, gerçekten mükemmel bir arkadaş. Konini, arkadaşlar çıldırdı. Kenardan arkadaşlar çıldırdı. dondurma kabını erittiler adeta sevgili seyirciler. Konini'yi gören yere düştü, bayıldı. Sevgili seyirciler, Taksim yanıyor şu an. Ufak ufak yağmur aktarıyor ama hiç umurumuzda değil. Biz çekimlerden şu an oldukça keyif, leziz kareler yansıtmaktan da size çok mutluyuz açıkçası. Harikaydı. Taksim'in çılgın gençleri sevgili seyirciler. Sağ ol kardeşim izlemenden dolayı, bizi çok mutlu ediyorsun. Ne mutlu bize, senin gibi izleyenlerimiz var. Heyecandan ismini unuttum abi. Faruk benim ismim. Faruk. Aynen. Ben de heyecandan senin ismini unuttum kanka. Senin ismin neydi? Ferit abi. Ferit. Beyler, çok basit bir sorum var. Sevgili var mı ilk önce? Hayır, yok. Evet, ne kadar dürüst bir şekilde yok dedi. Ama olmasa da yine soracağım. Bir kadını ne mutlu eder sizce? Aşk. Aşk sence? Para. Sigara indireyim kanka. Para. Para. Sevgi. Şimdi aşk, para, sevgi. Evet. Aslında söylemek istemedim, kameralar karşısında sıkıntı olur diye. Bir kadın niye oh der? Anladın mı? Ama erkek der, kadın ah der. Şimdi gelelim sana. Abi, sence bir kadın ne mutlu eder? Cevk abi. Taksim yanıyor seksiciler. Beyler görüşürüz, kendinize iyi bakın. Taksim yanıyor demiştik. Gerçekten iddialı bir giriş yapmıştık ama bu iddiamızın bence hakkını veriyoruz. Ulan herkes Türk mü? Turkish. Thanks. Yine bir vaka sevgili seyirciler. Herhalde memlekette Türk bulamayacağız. Bu gidişle hakikaten şu an kime sorduysam yabancı çıktı. YouTube'da bu işi yapıyoruz. Sokak soruları soruyoruz her hafta. Çıkıp mizahi sorular soruyoruz.
ne diye girip bakıyoruz? Faruk soruyor yazıyoruz. Faruk, bu arada memnun oldum Sinem. Sinem güven bana, sıkıntı yok yani, problemli bir anla değiliz. Sadece kadınların en çok mutlu olduğu anları merak ettik bu hafta. Bunu sormak için Taksim'deyiz. Erkeklerin kadınları dinlemesi. Yani erkeklerin tabiri caizse biat etmeleri kadınları en mutlu eden şey midir sence? Yani bana sordunuz, beni mutlu eden o. Var mı bir erkeğin? Var. Nasıl, çok sözünü dinler mi? Hayır. Mutsuz musun? Ya, mutluyum. Ne oldu? Ne oldu? Beni dinlemiyor belki yani ama işte. Ya ben onunla mutsuzken de mutluyum mu diyorsun? Öyle demek zorundayım şu an. Evet, Sinem suni cevapları bizden esirgemiyor sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi. Ama kendisine hak veriyoruz. Yani bir erkeğini yönetmek seni en mutlu eden şeylerden birisi. Yönetmek değil, anlaşılmak. Anlaşıldığımı hissetmek. Ama o ben benim. Öyle umuyorum ki illa ki erkeğin seni anlıyordur da. Bence sen onu anlamıyorsun. Hadi bu mübarek günde öyledir umarım. Evlilik yani. Var mı Ufuk'ta? Ufuk'ta... Ya o var ya, o hep var. Kafası karma karışacak seyirciler, şu an onu anlamış bulunmak değil. Alışveriş yaptım, öyle. Alışveriş yapmak seni mutlu eder mi? Alışveriş yapmak beni mutlu eder. Seni mutlu eder mi alışveriş? Gayet tabii ama kendime yaptığım zaman, hanımla çıktığım zaman deliriyorum. Çıldırıyorum adeta. Ben de yalnız çıkıyorum. Çıldırtmamak için mi? Çıldırtmamak için hep uslu duran kardeşimleyim. Haklı sevgili seyirciler, kız kısa yolu bulmuş gördüğünüz gibi. Peki Sinem, En son erkeğinin seni neyle mutlu ettiğini hatırlıyorsun. Al sana bonus soru. Neyle mi mutlu? Fart geldi biraz ama ne yapalım? Çok fart geldi ya. Hatırlamadığıma göre en son çok zor. O kadar mı ya? Ciddi misin? Hep mutlu oluyorum şöyle politik konu. Hep mutlu ediyor beni. Çok mutluyuz. Yaşasın çift. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Sinem çok doğru söyledi. Her lafının altına imzamı atıyorum, çok mutluyum dedi. Yapmayalım. Onun mesajın var mı? Tanıdığıma memnun oldum. Çok güler yüzlü, iyi bir insan. Herhalde öyledir inşallah. Bunları izledikten sonra kendimi kötü bir yerde görmem. Hayır, çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sence bir kadın ne mutlu eder? Ne mutlu eder? Yakışıklı bir erkek. Yakışıklı bir erkek. Güzel muhabbet. Güzel muhabbet. Güzel cevaplar sevgili seyirciler. Nazik davranış. Nerelisin? İranlıyım. İran. Evet. Var mı mutlu ettiğin bir kadın? Cevap vermeyeyim buna. Bu özelliklerin hiçbirini taşımıyor herhalde arkadaş. Evet ama cevapların için çok teşekkür ederim. Bir kadını en çok ne mutlu eder? Samim ol. Kimde ama yani? Bireyde mi yoksa? Sen de. Ben de. Sen en çok neyden mutlu olursun? Ben en çok dürüstlükten memnun oluyorum. Evet, hemen aşk ilişkisine geldi seyirciler, gördüğünüz gibi. Bir kadın mutlu olacaksa onun sebebi aşktır. Aşkta da en önemli verdiğim kavram dürüstlüktür dedi. Aynen. Peki başka ne mutlu eder? En çok mutlu eden beni yalansız bir hayatı yani. Direkt oraya tıklı kaldı benim. Peki nasıl anlarsın bir adamın dürüst ya da yalancı olmadığını? Söylediği şeyleri harf harfine yerine getiren insandır dürüst insan genelde. Peki o zaman bir zaman dilimine mi ihtiyacımız var? Yani en fazla maksimum 6 aydır o da. Peki 6 ay içerisinde ilişkine nasıl rota verirsin? 6 ay içinde eğer dürüst değilse o ilişkiden hayır gelmeyeceğini anlar. Şuttururum. Yol veririm gider diyorsun. Yani, var mı sevgili? Yok hayır, ayrıldım. Virüs değil miydi? Değildi. O yüzden zaten bunları söylüyorum şu an. Peki arıyor musun bir dürüst sevgili? Ya olursa olur, Allah'tan yani onu. Allah'tan arıyor kız sevgili seyirciler, gördüğümüz gibi. Her şey görüyor yani. Taksim olalı böyle kareye şahitlik etmedi. Gerçekten mutlu mesut bir aile tablosu. An itibariyle evlilik. Ne diyorsun? İran. Ya İran. Türkiye'de mi evleniyorsunuz? Burada Toyon'un resim salmışak Arta'dan, Yedde'den. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi fotoğraf çekiniyorlar Taksim İstiklal Caddesi'nde. Doğrular. Evlenirken gerçekten çılgınlık boyutunu açmışlar. İranlı çiftimiz evleniyorlar. Süper kareler. Çok seviyor musun?
Çok. Böyle güzel bir mutlu Mesut da aile tablosunu sizlerle buluşturmak bizim için aynı mutluluk. Sence bir kadını, bir kadını en çok ne mutlu eder? Aşk. Evet sevgili seyirciler, gerçekten mükemmel bir cevap geldi Nigar'dan. İşte cesaret, işte özgüven, işte Nigar. Peki aşık mısın? Evet, evliyim ben. Evlisin? Evet. Ne zamandan beri? İki yıl. Evet, 2 yıl. Peki aşk evliliği mi yaptın, mantık evliliği? Evet, hayır aşk. Aşk? Evet. Seni kızdırıyor mu? Yok. Hadi, hiç kızmıyor musun ona? Yok. Ne kadar seviyorsun onu? Çok. Çok? Evet. Evet, Nigar sevgili seyirciler gördüğünüz gibi biricik eşini çok seviyormuş. Merhaba. Sevgili seyirciler, şu an kendilerini kamufle eden arkadaşlar acaba hırsızlık mı yaptılar diye düşünüyorum yani. Bu neyin kamuflesi? Bir kadını en çok ne mutlu eder? Ben Türkçe değil. Şarkı. Ki dedi. Sevgili seyirciler. Biz yani Taksim'den ayrılıp hemen Beşiktaş'a gidiyoruz. Ne yapıyorsun şu an? Geziyor musun Beşiktaş'ta? Ya bana bunu kitlemesen. Çok basit ya, bir soru soracağım ben. Ya şu an eğlenebiliriz yani. Tamam. Sence bir kadını en çok mutlu eden şey nedir? Hiçbir şeyle mutlu olmaz ki kadın, tatmin. Neden? Tatmin olamıyorsun yani. Her şeyin biraz fazlası gerekiyor. Çok iddialı seyirciler. Her şeyden bir tık daha fazlası. Peki, neden yetmiyor sana? Bana değil, kadınlara yetmiyor. Tamam, ben birçok kadına sordum. Mutluluk formüllerini söylediler. Senin formül de yok. Nutella. Evet. Günde kaç kere yiyorsun? Diyetteyim. Diyettesin. Onun için mutsuzsun. Evet. Kardelen mutsuzluk açıklamanı dile getirdi. Kardelen bize açıklamasını yaptı sevgili seyirciler. Dedi ki kadınlar hiçbir şey yetmez. Her şeyin fazlasını isterler dedi. Kendisine saygı duyuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. İsim neydi öncelikle? Şeyma. Şeyma'cığım nasılsın? İyiyim, siz? Çok teşekkürler, çok naziksin. Ne yapıyoruz şu an? Beşiktaş'ta geziyoruz herhalde. Geziyorum, eve gideceğim şimdi. Evet, meslek ne? Yok. Evet, meslek yok dedi. Çok net bir kız sevgili seyirciler. Şeyma, okuyor musun? Geziyorum. Ekonomini nasıl sağlıyorsun? Ev işte, anne baba geçindiriyor beni. Baba parası tatlı geliyor dedi sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. Şeyma, çok basit bir sorum var. Hazır mısın? Evet. Ne kadar? Çok. Sence bir kadını en çok ne mutlu eder? Evet. Yine diyecek bak şimdi sevgili seyirciler. Bak şimdi cevap geliyor, göreceksiniz. Ne mutlu eder? Yani. Bir kadını en çok ne mutlu eder? Para ya. Para. Para eder ya. Baba parası mı, koca parası mı? Baba. Baba parası da eder. İstediğin kadar harcayabiliyorsun. Neden? Rahatsın. İstediğin her şeye ulaşabilme imkanı sağladığı için. Aynen. Peki bu istediğin her şeye ulaşabilme imkanını sağlamak sadece paradan mı geçiyor? Başka herhangi bir şey olabilir mi? Ya birçok şey var aslında. Şu an bunları da açıklamam herhalde. Mesela? Bilmiyorum. Cesur oluyor, söyle ya. Dur abi, şaka. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunu lütfen. Bildiklerini unutan kız Şeyma gerçekten çok nazik bir arkadaşımız. Ama çok samimi bir cevap verdi. Ne dedin? Ne dedim? Orada bir şeyler yaptım. Abone olmayı unutmayın. Nereye? Faruk. Soruyor. Soruyor. Ne yapıyormuşuz? Soruyorlarmış. Biz gerçekten çok mutlu bir çift. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Canlı yayın mı? Evet, canlı yayındayız sevgili seyirciler. Şov ana haber, hepiniz hoş geldiniz. Sebahiye, isim neydi? Hasan mı? Esin. Çok mutlu, çok mutlu bir çift görünüyorsunuz. Tamam, teşekkürler. Evet, şov yapamadığımızı söyledi şu an bize arkadaşımız. Az sonra şovu göstereceğim ben sana. Bu ne için? Sokak sorusu soruyoruz. Sor. Tabiri caizse sokak şovu yapıyoruz. Sor. Bir kadın en çok ne mutlu eder? Huzur. Nasıl bir huzur?
içinde bulduğu huzur, başkasına dayalı olmamalı, kendinde bulduğu huzur. Çünkü bir insan huzurluysa etrafına huzur saçar. Efendim? Başkasına dayalı olmayan huzurdan yani bir misilleme sezdim ben. Sende bulmalısın huzuru ve sonra zaten huzur ortaya çıkar. Aynen, iç huzur. Sen Hasan? Katılıyorum. Güzel cevap verdin. Vay be, evet seksi cevap. Böyle kaçamak cevabı ben ilk defa görüyorum. Arka kapıdan kaçtı resmen. Olacak iş değil. Yani ben bilmem, eşim mi bilir diyorsun. Tamam, hadi gidelim. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, var mı mesajınız izleyenlere? Ne yaptınız anlamadım ama. İyi yani, güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ederim, işte bu. Tamam. İstediğim cevap. Evet, sallayalım, veda edelim. Sence bir kadını en çok ne mutlu eder? Gerçekten ilgilenilmesi. Ha, ilgi eksikliği bulmuş. Şu an onu öğreniyoruz sevgili seyirciler. Nasıl ilgilenir bir erkek seninle? Şu an canlandırma yapalım. Ben seninle nasıl ilgilenirim? Atıyorum misal. Merak ederek. Yani çiçek vererek falan değil. Merak ederek gerçekten. Şu an aklımdan neler geçiyor çok merak ediyorum. Gerçekten hayatınla ilgili olması, nelere ihtiyacım olduğuyla ilgili olması. Sihirli kelime seni tam anlamıyla görmesi mi oluyor? Evet. Değil mi? Görmesi, ilgilenmesi. Evet. Yani bir kadını en çok mutlu eden şey ilgi dedin. Sen biraz ilgiye uzak kalmışsın, onu öğrendim. Şu an ama çok ilgili bir arkadaşsın, o da ayrı. Şu an nereye gidiyor bu röportaj anlamaya çalışıyorum sevgili seyirciler. Var mı mesajın izleyenlere? Siz izleyecek? YouTube kitlesi. YouTube. Hayır. Yok. Evet, hiçbir şey demeyecek misin? Yok, demeyeceğim. Bloke olduğum bir akşama denk geldi. Olabilir, normaldir. Her insan hayatında blokeler yaşıyor. Meslek hayatında da, aşk hayatında da başarılar diliyorum. Süper bir kişiliksin. Diyecek hiçbir şey yok sevgili seyirciler. Bu yayını burada kapatalım. Evet, buradaki ana özeti şöyle almış durumdayız. Bir kadını mutlu etmenin yolu, ortak cevapları gördük. Kimisi para, kimisi alışveriş, kimisi ufak bir çikolata dedi. Ama en çok iş erkeklere düşüyormuş, bunu anladık. Sevgili hemcinslerim, sevgili kardeşlerim, kadınlarınızı, kız arkadaşlarınızı, sevgililerinizi, annelerinizi, ablanızı mutlu etmeniz için elinizde çok basit bir formül var. Birazcık ilgi diyorum ve hepinize iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun.